Bundan 7-8 sene önce bir tane velim vardı. Yine böyle az önce bahsettiğiniz hırslı velilerden hı hı. bir tanesiydi. Ama böyle hep böyle özel dersler, dershane, kurslar falan tek bir hedefi vardı. Türkiye'nin isim vermeyeceğim en iyi okuluna gitmek. Yani puansal anlamda en iyi okuluna gitmek. Nitekim oldu da Türkiye birincisi oldu öğrencimiz. Gitti ama ben Ahmet değilmişim. Ahmet nasılsın iyi misin? İyi. Bu kadar. Hocam yani bak iyi kelimesi bile çıkmıyor yani. Ve zaten öğretmenim siz nasılsınız beklemek bizim için hayal yani. Evet. Ve ama sürekli bizim hayatımız hep ders 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 oldu da hedefimize de ulaştık. Ama bir gün 200 sene sonra annesi geldi. Ya hocam dedi ben çok şikayetçiyim yine Ahmet'ten diyeyim. Niye şikayetçiyim? Hocam misafir geliyor. Onları ne karşılıyor ne onlarla konuşuyor. Hep odasında bilgisayarda oyun oynuyor, oynuyor. Dedim valla bu sizin eseriniz. Evet. Ya, ben de onu söyleyecektim tam. Yani siz bu çocuğu bu hale getirdiniz. Çünkü siz az önce bahsettiğiniz o yarıştan dolayı ders 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 ders. Evet Türkiye'nin en iyi okulunda ama çok üzgünüm. Hani bu belki de Türkiye'nin en iyi üniversitesine gider. Ama oradan mezun olduktan sonra hayatta ne kadar başarılı olur der derseniz benim çok büyük soru işaretlerim var. Tabii en iyi üniversiteyi kazanmış olsa bile meslek sahibi olduğunu düşünün. Mesela asosyal bir doktorla, diyetisyenle, bir öğretmenle veya başka bir meslek sahibi bir kere ilişki kurduğunuzda, bir iş yaptığınızda o insanın sosyal ilişkilerinin iyi olmadığını gördüğünüz zaman tekrar onu tercih etmeyebilirsiniz. Bu da onun yaptığı işteki başarıyı maalesef düşürür diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yaptığınız iş, meslek erbabı işin belki de %40-50'lik kısmını oluşturur ama diğer kısmı iletişim becerinizdir. Hani siz bir hekime gittiğiniz zaman çok iyi hekim dersiniz. Aslında çok iyi hekim demenizdeki altında yatan neden benle oturdu, sohbet etti, bana hastalığımı anlattı, beni sakinleştirdi, beni rahatlattı. Bu yüzden ona iyi hekim diyorsunuz aslında siz. Evet. İşte bu özellikleri hekim yoksa belki de alanında çok iyidir, çok uzmandır ama sizde o göz teması, iletişimi kuramadığı zaman o önemli olan. Hani Mevlana diyor ya, diyor ya, sen ne söylersen söyle, senin söylediğin şey benim, benim anladığım, anladığım kadardır. kadardır. O yüzden yüzden siz ne kadar iyi bir hekim, ne kadar iyi bir mühendis, ne kadar iyi bir meslek erbabı olursanız olun karşı tarafa bunu aktaramadıktan sonra sizin mesleğiniz sadece sizde kalır. Karşı tarafa geçmez zaten.